24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oğlunun öğretmeni Hasan Koç'u döven Veli, dün önce serbest bırakıldı, sonra kamuoyu tepki verince tutuklandı. Bugün ise tutuklanan Veli'nin ailesinden şaşırtan açıklamalar geldi. Miraç, okulda ne yaptın? Öğretmenim dudağımızı. Neden? Okuyamadım diye. Sonra ne oldu? Böyle sıktı. Bir de böyle tuttu sıktı. Sonra da okuyamadım diye. Sonra da annem babam seni çok kutluyor dedi. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Solmaz Güzel İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Hasan Koç, okuma yazmayı öğrenmeye başlayan öğrencisini severek yanağını sıktı. Bu olayın üzerine ise öğrencinin velisi RB tarafından öğretmen Hasan Koç İngiliz anahtarı ile darbedildiği iddia edilmişti. Öğretmenler gününde yaşanan olay nedeniyle önce serbest bırakılan RB, aynı gün tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Tutuklanan RB'nin yakınları Hasan Koç ve öğretmen olan Özlem Koç'un ortaya attığı iddiaların doğru olmadığını belirterek iddialara cevap verdi. Okuldan geliyor oğlum. Yüzünde morluklar görüyorum şurasında. Sonra ayakkabısını indirirken diğer tarafında da gördüm. Oğlum ne oldu dedim. Okulda düştüm anne dedi. Sonra içeriye aldım. Baktım darbe aldığı belli bir şekilde. Şu şekilde olunmuş bir şekildeydi. Ben de eşimi aradım, dedim gelir misin, yüzünde morluk var çocuğun dedim. O da eve geldi. Biz hani öğretmenin yaptığını düşünmediğimiz için okulun etrafında veyahut da başka birisi zarar mı verdi diye düşündük. Daha sonra eşim dedi, oğlum sana ne oldu, bize doğrusunu söyler misin dedi. Ben o sırada ağlayıp sinir krizi geçirmeye başladım evin içinde, çocuğuma ne oldu diye. O sırada Miraç benden korkarak, anne lütfen ağlama, ben sana her şeyi anlatacağım. Öğretmenim benim yüzümü sıktı, okuyamadım diye. Öğretmenim havaya kafasını kaldırdı, beni dinlemedi. Oğlum sen, annen baban okuma yazma öğretmiyor mu? Sen nasıl bir çocuksun diyerek canım canım diye sıktı dedi. Ondan sonra tekrar tatlı çocuk dedi, bir tane vurdu dedi. Daha sonra çocuk ağlamak istemiş, ağlayamamış, öğrencilerden utandığı için, arkadaşlarından utandım diye sıraya geçmiş, oturmuş. Zaten bu olayda son derste olmuş ve eşim İngiliz anahtarıyla suçlanıyor. Eşim İngiliz anahtarı kullanacak şekilde yıkamacıda İngiliz anahtarı ne geziyor. Dün benim eşim bırakıldı. Hakim bıraktı. Haklı olarak çocuğumun resimlerini, darp raporlarını, her şeyini gördü, bıraktı. Tekrar bu medyaya basından dolayı yanlış yansıtıldığı için, tek taraflı yansıtıldığı için eşim bugün tutuklandı. Çocuğumun da yüzünün böyle örtbasır olmasından dolayı herkesten şikayetçiyim. Benim okul idaresinden, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bana ulaşılmasını istiyorum. Benim çocuğumun suratı o şekilde morluk içindeydi. Beni aramadılar ki, okul idaresi aramadı ki, işte geçmiş olsun, tamam, karşı tarafta bu durumda biz memnun değiliz zaten. Karşı tarafın böyle olmasından, eşimin böyle yaptığını da tasdiklemiyorum ama ani gelişen bir şeyler oldu. Şu anda biz zaten şiddete karşıyız, böyle bir şey de savunmuyoruz. Biz 6 yaşındaki bir çocuğu darp yüzünden böyle bir konunun üstünün kapatılması, böyle bir konuya göz yumulduğu için biz buradayız. Biz her şekilde her türlü hakkımızı arıyoruz. Biz neden bize ulaşılmıyor? Neden sadece o taraf dinleniyor? Hastanede boynu kırık, işte ölümcül derecede vaka diye geçiyor. Ölümcül olan bir hasta, yoğun bakımda olan bir hasta nasıl fotoğraflanıyor, nasıl fotoğraf medyaya düşüyor? Ve boynu kırık olan bir kişinin nasıl hastane ortamında boyunsuz, boyunluk takmadan o şekilde hastanede yatıyor? Ben burası meçhul. Ben çocuğun dedesiyim. Çocuğuma bu Hasan öğretmenin yeni model ödül şeyi, yüzünü sıkarak ödül vermesi yeni model buymuş. Beni ödül vermiş, çocuğun yüzünü ağzının içine alarak çocuğumuzu boğmaya çalışmış daha doğrusu. Biraz